Peki Mehmet Ali Hocam, çocuklar denize girecekler, havuza girecekler. Peki nasıl denize ve havuza girmelerini önerirsiniz? Ya tabii ki havuz ve denizlerde yani zaman zaman özellikle çocuklarda hem yuttukları sudan kaynağı ishaller, artık kulak enfeksiyonları, zaman zaman gözde konjüktivit dediğimiz bir takım şeyler olur. Ya tabii ki gittikleri tatil yerlerinde bunlar zaten belli bir düzeyde o havuzların steril olması açısından kontrolleri yapılır. Ama yine de zaman zaman işte dozaj fazla, çocuğun bünyesi veya bazı çocuklar suyu yutuyor, bazı çocukların kulaklarında delik vardır, içeri su kaçıyor. O zaman da kulak iltihaplanmaları olur. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer ki çocukta hani kulağıyla ilgili sık otit geçiriyorsa veya kulağına değil, ebeveyn bunları biliyorsa yanında bir takım antibiyotikli kulak damlaları kullanabilirler. Artı kulaklarına bir takım silikonlu veya vazelin pamuklu tamponlar kullanarak su kaçmasını engelleyebilirler. Artı çocuğun su yutmaması için çocuğun eğitilebilir. Yani bu sular temiz, bunu sakın yutmayın. Ağzınıza gelirse de dışarı atmalarını önerebilirler. Yani yapılacak tabii ki çok basit şeyler. Bunu asgariye indirmek. Yani zaman zaman her şey yaparsınız. Yine bunlar olma ihtimali var ama asgariye indirmenin de bir takım tedbirler, önlemini almak gerekir. Bunlar aslında kafidir. Bir kulak tam kullanılması, artı suyu yutmamasını büyük çocuklar özellikle eğitmek, mutlaka havuzların yani temiz mi değil mi yani kendileri de kontrol edebilirler. Bu önemli. Çocukların tabii ki sonuçta havuza da girecektir, denize de girecektir. Güneşe de çıkacaktır. Yani tedbirini alacaklar. Gerisi zaten bazen olacaksa da yani onu da olduktan sonra önüne geçemezsiniz ama o zaman da tedbirini yine alırsınız.